Bir cumartesi günündeyiz ve cumartesi günü bütçe çalışmalarının olduğu dönem hariç meclisin çalışması istisnai bir durumdur. Bugün meclis çalışıyor. Neden? Çünkü nükleer düzenleme kanununu çıkarmaları gerekiyor. Önce şunu hatırlatalım. Nükleer santral yapılıyor. Türkiye'nin nükleer santral dışında yönetilmesi gereken nükleer atıkları var. Ve bir nükleer denetim kurulunun olması gerektiği açık. Bu kurumun bütün dünyada bu kurumlar güçlü, etkili, özerk, kararlarını her türlü baskıdan uzak alabilen, ülkenin otoritesinin işine geliyor mu gelmiyor mu diye ya da dış politikada bir sorun olur mu olmaz mı diye etki altında kalmadan ülkenin güvenliğini düşünen kurumlar. Bu kurum gerekirse nükleer santralin çalışmasını durdurabilir, çalışmasına el koyabilir. Bu kurum gerekirse çok ağır cezalar kesebilir. Bu kurum inisiyatif kullanacak bir kurum olacak. Biz bu kurumun kanunla düzenlenmesi gerektiğini söyledik. Ancak Cumhurbaşkanlığı yetki kanunuyla düzenlenen bir kurum. Anayasa Mahkemesi'ne gittik. Anayasa Mahkemesi bu kurumun kanunla kurulması gerektiğini söyledi. Bu düzenlemelerin Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle yapılamayacağını söyledi. Bir yıl süre verdi. Bir yıl süre Ağustos böceği gibi Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından başka işlerle geçirildi ve ne zaman deyim yerindeyse yumurta kapıya geldi, 9 Mart dayandı, bu kanunu getireceğiz. Bu kanunu getirmeden 3 hafta önceyi siz biliyorsunuz, bir hafta MHP ile birlikte kapatıp kaçtılar. Isparta'daki elektrik kesintileri sürecinde bir hafta çalışmayalım. Biz olmaz dedik ama kapatıp kaçtılar. 2 hafta kanun stoğumuz yok. Uluslararası anlaşmaları görüşelim. Onları görüştüler. Ama biliyoruz ki ve inkar etmiyorlar ki bu kanun 1,5 aydır buralarda dolanıyor. Ama bir türlü verilemiyor. Komisyona gelemiyor. Hazırlanıyor ama komisyona gelemiyor. Çünkü liyakatsizlik var. Çünkü yanlış işler yapılıyor. Ve bu kanun bu hafta pazartesi günü komisyona geldi. Normalde dün bir arkadaş söyledi. Bu kanun için ilgili komisyon 3 ay çalışsa yeridir dedi. Araştıracak, uzmanlar davet edecek, dünyaya bakacak. 3 ay, 6 ay çalışıp çıkarılması gereken kanunu 6 saatte çıkarmaya çalıştılar. Bizimkiler direndi, komisyonda arkadaşlarımız. Pazartesi başlandı, akşamüstü 4'te, sabah 5'te çıktı, 13 saat. İndir kaldır. Bir kelime konuşmazlar. Maddeler üstündeki eleştirileri yanıtlamazlar. Ertesi gün 48 saatlik süre beklenmeksizin AK Parti önergesiyle MHP desteğiyle geldi. Ya bir durun bakalım, bir yanlış olmasın, bu kanuna bakalım demek için bir 48 saat tanınmış. Milletvekilleri hazırlansın diye. Hazırlanmaya gerek yok. Saraydan talimat geldi. Acelemiz var, biz bu kanunu çıkaracağız. Olmaz dedik, size de söyledik, takip ettiniz. O günden beri direniyoruz. Cuma, cumartesi, pazar da çalışacağız diye karar aldılar. Gerekirse. Ondan muhalefete bize diyorlar ki teslim olun. Kanunu çıkaralım, memleketinize gidin, programınıza gidin, hafta sonu ailenizin yanına gidin, büyüklerinizin yanına gidin. Hadi gidin diyorlar. Dedik ki bu iş ciddi. Bu bir hafta sonu çocuklarını görmesi olur milletvekilleri ama torunlarının hayatı tehlikede. Kuşaklar boyu sağlığımız tehlikede. Böyle bir kanunu bu kadar hızlı çıkaramazsınız ve bu şekilde çıkaramazsınız dedik. O günden beri iç tüzüğün verdiği bütün yetkileri kullanıyoruz. Anayasanın verdiği bütün görevleri yerine getirmeye çalışıyoruz ve arkadaşlar kanunu geçiremiyorlar. Bakın bugün oldu, cumartesi günündeyiz. Daha kanunun 1. bölümünü bitirdiler. 15. maddede. Çünkü anayasanın 96. maddesi diyor ki bu meclis ne iş yapacaksa yapsın 1/3'ü en az burada olacak diyor. 1/3 ne demek? 200 kişi. Bu AKP ile MHP'nin topladığınızda 330'un üzerinde milletvekilleri var. Ama onlardan 200 tanesi
buraya gelmezse bu kanunu çıkaramazlar. Biz bu denetimi istiyoruz. İki kere meclis olmadıkları için kapandı. Dün hep birlikte izlediniz, tel tel döküldüler. Sonra mesaj çekmişler, hiçbir mazeret olmadan hepiniz gelin. Şimdi hep birlikte Türkiye'nin dört bir yanından olmayanlar, ben görevinin başında olan iktidar milletvekillerine hiçbir şey söylemiyorum. Görevinin başındadır. Onun görevi burada bulunup kanunu desteklemekse, vicdanı da el veriyorsa yapacak. Olmayan 150 kişi şimdi yollarda geldiler buraya. Paldır küldür bu kanunu geçirecekler işte. Bugün sabaha karşı falan bitirmeyi ümit ediyorlar. Çünkü salonda oturacaklar. Oturmazlarsa sayın diyoruz, yoklar. Şimdi hazır bu imkan olmuşken bir kez daha hatırlatalım. Kanunun 21. maddesi düzenlemesi gereken işi yine Cumhurbaşkanı'na bırakıyor. Nükleer Denetim Kurumu kurulacak. Bu kurulu Cumhurbaşkanı atacak. Bu doğru bir şey değil. Biz dedik ki aslında Cumhurbaşkanı'nın ataması bizim işimize gelir. Neden? Bugün birini atarlar, bir sene sonra değiştiririz onu. İstediğimiz gibi birini atarız. Bize yakın birini atarız mesela, değil mi? Bugün onların atadığı, örneğin Bilal Erdoğan'ın Kartal İmam Hatip'ten arkadaşını koydular oraya. Biz geliriz, liyakatli birini atarız. Ama biz bunu da doğru bulmuyoruz. Diyoruz ki bu kurum, iktidar kim olursa olsun, yürütmeden bağımsız, yasamanın oluşturduğu ve denetlediği her partinin içinde olduğu bir kurum olsun diyoruz. Geleceğimizin tehlike altında olduğu için. Dünyadaki örneklerine baktık, Türkiye'de bu konudaki uzmanlara danıştık ve bir önerge hazırladık. Önerge diyor ki, bu kurum 8 kişiden oluşur, 6 yıllığına seçilir, şöyle olur, böyle olur. Kurula seçilecek 8 üyenin özellikleri bunlar, başkanın özellikleri de bunlar diye sıralamışız biz bunları. Yani bu kurumu iktidar, muhalefet ne olursa olsun bütün partiler ikişer aday gösterecekler. Genel kurul bu ikişer aday içinden seçecek. Ve nasıl olsun diyoruz? Diyoruz ki alanının en iyileri olsun diyoruz burada. Yoksa büyük bir tehlike olur. Bakın Çernobil patladı. Türkiye'de bile ne kadar insan öldü, ne kadar kanser vakaları arttı ki Çernobil ne kadar uzakta Türkiye'ye. Yani nükleer olarak baktığınızda yakın ama arada Karadeniz var, koca Ukrayna var. Ama oradan buraya geldi, insanları öldürdü daha Kazım Koyuncu'yu. Yeni andık. Bir sürü çocuk sakat doğdu, bir sürü hastalık, bir sürü kanser vakası. Bizim dediğimiz seneye de biz gelip birini koyalım, Özgür Özel'in bir arkadaşı gelsin imkanı olmasın. O kurum liyakatle kurulsun istiyoruz. Ve bunun için önerilerimiz var. Meslekleri ne olsun falan. Mesela Cumhurbaşkanı bu kuruma atamalar yapmış. Mutlaka çok kıymetli arkadaşlardır. Ama mesela kurum başkanının Dünya Atom Enerjisi Ajansı diyor ki nükleer enerji için iş gücü geliştirme. Düzenleme kurumu başkanı için nükleer mühendislikte yüksek lisans derecesi, tercihen güvenlikte ilgili aktivitelerde ve 5 yılı nükleer reaktör mühendisliğinde olmak üzere derece derece artan sorumluluklarla en az 15 yıllık deneyim, gözlenmiş yönetici yeteneği, nükleer güvenlik düzenlemelerine hakimiyet, yabancı düzenlemelere ve pratik kodlara uyum, güvenlik rehberleri ve nükleer güç santrali yer seçimi ve çevre bilimleri ile bilgi ve deneyimli olması şarttır diyor. Bir bakın bakalım Tayyip Erdoğan atadığı arkadaşta bu eğitim var mı? Bu bilgiler var mı? Yanılmıyorsam kimya mühendisi başkan. Bir kimya mühendisi başkan var. Bir tane avukat var, iki kimya mühendisi daha var. Nükleer alanda işte tıbbi onkolojide yüksek lisans yapmış bir arkadaş var. Her biri çok kıymetli, değerli insanlardır. Ama bu standardı da sağlamıyorsan orada olmazsın. Yolcu uçağının ne nitelikte pilotun uçurabileceği, hangi eğitimde olacağı belli. Siz onu belirlemeyin, Cumhurbaşkanımız pilot atacak. Atayamaz, doğru değil. Cumhurbaşkanımızın dediği kişi uçuracak olmaz. Öldürürsün bütün yolcuları. Yine aynı kurul, kurulda yer alacak kişiler içinde tarif etmiş. Biz bunları baz alarak ve biraz da hatta bu
uyumlaştırarak Türkiye'ye eldeki zorlukları da bilerek bir öneride bulunuyoruz. Bugün 21. maddede görüşülecek. Ama beyefendiler diyor ki, hayır bunu biz düzenlemeyeceğiz. Bırakalım Cumhurbaşkanımız atasın. Kavga bu. Bu meclis bu yüzden, bu haklarını helal etsinler. Bu meclisin çaycıları, bu meclisin stenografları, bu meclisin kavasları, siz basın emekçileri. Bugün bu yüzden buradasınız. Hepinizin torununu birileri öldürmesin diye uğraşıyoruz. Hatırlatmak iyi değil ama Soma faciasından önce verdiğimiz Soma Araştırma Komisyonu'na araştırılmasın elini kaldıranlardan hangisi, hangi birisi o kaldırdığı parmağı savunabildi sonra? Ne yapalım yani? Bugün hala burada olanlara ben Soma faciasından önce verdiğimiz önergeye retoyu verenlerin isimlerini mi okuyayım aşağıda yüzlerine? Ya da o günkü AK Parti adına konuşan arkadaşın yine bugün milletvekili olan o zamanki Enerji Bakanı'dan alıntılayarak o maden Türkiye'nin en güvenli, hatta dünyanın en güvenli madenlerinden biri dediğini mi hatırlatayım? Size mi inanacağız? Tamer Bey burada işte. Güvenli maden diye iftar sofrasına gittiği yerden 301 tane cenaze çıkardık biz. O yüzden bu işlerin şakası yok. Seneye iktidar değişecek. Biz diyoruz ki iktidarla değişmesin kurum. Çoğunluğunuz da var. Yeter ki bu özelliklerde birilerini önerelim hepimiz. İçinden parlamento seçsin. Bir kere ya, bir kere partizanlık yapmayın. Bir kez. Bir kez. On binlerce kişiyi siz atadınız. Bir tanesini bırakın liyakata göre bu parlamento belirlesin. Yine çoğunluk sizde. İçlerinden size en uygun geleni yine siz seçersiniz. Ama hiç olmazsa aldığı eğitimi bilelim. Ayrıca da şu nükleer santrali böyle övüne övüne savunan arkadaşlara da şunu söylemek lazım. Dün hep birlikte izledik. Zaporizya'da nükleer santrali Ruslar ele geçirmeye çalışıyor. Ukraynalılar koruyor. Nükleer santrale mi ateş edildi, yanındaki binaya mı? Düşünün yani, ateş edildiği ortada da oradaki güvenlik binasına mı ateş edildi falan. Ateş edildi sonuçta oraya. Siz bir nükleer santrali ciğerinize koyarsanız bir savaş anında içinizde nükleer bomba vardır bir tane. Gelir onu patlatırlar, hepinizi götürürler. Böyle hangi ülkenin başındaki hangi çılgın, hangi diktatör, hangi otoriter liderin hangi talimatı vereceğini nereden biliyorsunuz? Bak Putin nükleer tehditte bulunuyor. Nükleer silah kullanırım diyen adam senin nükleer santralini vurmaz mı? Bunu da bir düşünsünler. Nükleer santral çok önemli. Dün aşağıda Cahit Özkan diyor ki Avrupa Birliği diyor yakında nükleer santrali yeşil enerji ilan edecek. Küllüm yalan. Ne Avrupa Birliği, ne Avrupa Parlamentosu. Avrupa Komisyonu'nda birisi bir makale. Kömür yakmak yerine şimdilik nükleer daha mı iyi acaba falan diye makale yayınlamış. İngilizce olunca işte İngilizce kendisine söyleyene inanmış. Sonra aldık fotoğrafını çektik, elinde gösteriyordu. Okuduk, kendisine de anlattık. Bu işler şaka değil ama bu işlerde çok dikkatli olmak gerekiyor. Bunun dışındaki konulara gelirsek, Recep Tayyip Erdoğan Kadın ve Demokrasi Derneği'nin genel kurulunda, Kadın ve Demokrasi Derneği Sayın Erdoğan'ın kızlarının da görev yaptığı dernek. Şu konuda kademin hakkını teslim etmek isterim. Bir öveceğim tarafları var, bir yereceğim tarafları var. Öveceğim tarafları şudur. Bekir Bozdağ yine bir önceki bakanlığı zamanında bir gece yarısı buraya sanki akran evliliği falan diye yuttururken ama içinde bir çocuğa 20 kişinin tecavüz etmiş, birisiyle evlenirse diğerlerinin de suçu affedilir maddesini de içeren bir gece yarısı önergesini getirmişti. Biz yine meclisi bildiğimiz bilmediğimiz bütün yöntemlerle 4 gün tatil ettirmiştik. O dönemde kadem bu uygulamaya karşı çıkmıştı. O konuda kademin hakkını verelim. Ama İstanbul Sözleşmesi'ni Recep Tayyip Erdoğan bu meclisin yetkisinde olan bir şeyi cayır cayır anayasayı da çiğneyerek yırtıp attı. O konuda da seslerini çıkarmadılar.
karşı çıktıklarını içeriden önden biliyoruz. Ama niye iptal ettiniz demediler. O iptale karşı bir duruş göstermediler. O kademin toplantısında Erdoğan diyor ki, bizim için, muhalefet için toplanmışlar diyor 28 Şubat günü diyor. Ankara'da diyor, niyetleri başka diyor. Bunların niyetleri hükümet ve iktidarı nasıl ele geçiririz? Onun gayreti içindeler. Şimdi buradan açıklıyorum Sayın Erdoğan. Bir benzeri 7 Mart pazartesi saat 13'te var. Bir sonraki 14 Mart'ta, bir sonraki 21 Mart'ta, geçen ay 21 Şubat ve 14 Şubat günlerinde de yaptık. Biz her pazartesi saat 13'te Merkez Yönetim Kurulu toplantısı salonuna gidip oturup hükümeti, iktidarı nasıl ele alırız, nasıl iktidara geliriz onun için konuşuyoruz, plan yapıyoruz. Bundan daha doğal bir şey yok. Buna da demokrasi diyorlar dünyada. Buna çok partili demokrasi diyorlar. Partiler iktidara gelmek için plan yapıyorlar, hazırlık yapıyorlar. Vatandaş anlatıyorlar, vatandaş da karar veriyor kimin yapacağına. Mesela siz de, gerçi siz öyle çok bilindik yerlerde değil, bir avukat bürosunda oturmuştunuz, partinizin hazırlıklarını yapıyordunuz iktidara nasıl gelirim diye. Allah size nasip etti, millet uygun gördü. Aynı şeye talibiz. Millet uygun görürse sandıkla geleceğiz ve sizden daha iyi yöneteceğiz. Zam ve zulüm rejimini bitireceğiz. Onun için hazırlık yapıyoruz cayır cayır. Öyle altı partiye de ihtiyacımız yok. Tek başımıza da buna çok niyetliyiz. Tek başımıza da hazırlanıyoruz. Altı partiyle birlikte yapılan toplantılarda da iktidara geldikten sonra bu tek adam rejimini nasıl iyi bir demokrasiye dönüştürürüz onu konuşuyoruz. İktidarı ele geçirme gayreti konusunda bir sıkıntımız yok. Ama sizin iktidarı teslim etmeme konusunda bir karın ağrınız var. Memlekete baş ağrısı yaratmaya kalkıyorsunuz. Bütün sıkıntı orada. Ona da ne gücünüz yetebilir ne bu millet izin verebilir. Çok sevdiği Abdülhamit. 1876'da kurulmuş meclis, Türkiye'nin ilk meclisi, bu toprakların ilk meclisi. 1877'de, 78'de kapat meclisi. 30 sene kapalı tuttu, 30 sene. Ve Abdülhamit'in döneminde 30 sene boyunca büyük bir baskı rejimi, istibdat rejimi uygulandı bu ülkede. Gazeteler kapalıydı. Gazeteler, sansür vardı. Ve ikinci meşrutiyet 1908'de ilan edildi ya, o günden bu yana basın bayramı olarak kutlanıyor. İkinci meşrutiyetin ilan edildiği gün basın bayramı olarak kutlanıyor. Gazeteler üzerindeki baskı, sansür kalktı diye. O çok övüp övüp anlatıp anlatıp bitiremedikleri Abdülhamit, mesela yasaklı kelimeleri vardı onun. Burun demek yasaktı. Burnu büyük diye Abdülhamit'in. Yıldız demek, Yıldız Sarayı demek yasaktı. Grev demek, cumhuriyet demek, hürriyet demek yasaktı. Bugün gelinen noktada aynı yasaklı kelimeler sürüyor. Dün şurada bir yerde yaşandı. Basın danışmanlarımız soruyorlar haber kanallarından birine. Ya basın toplantısını niye haber yapmadınız? Faik Bey çok önemli şeyler söyledi. Nasıl yapalım? Saray demiş ya diyor. Saray diyor diyor. Saray demek yasak. Saray deyince haber düşüyor. Hadi deneyelim. Bunu versinler. Saray. Vermiyor. Vermez. Saray demek yine yasak Abdülhamit'ten beri. Orada Yıldız Sarayı yasaktı. Burada saray yasak. Pergola diyorum, verebiliyor musunuz? Pergola deyince haber metninden düşüyor. Anadolu Ajansı pergolacı Fahrettin kelimesini hepimizden aldığı vergi, onun işi Özgür Özel ne dedi onu yazmak. Pergolacı Fahrettin diyorsun. Fahrettin Altun'u eleştiriyorsun. Paragraf düşüyor. Nereye? İki yere düşüyor. Bir, yayınlanacak olan metinden düşüyor. İki, Fahrettin Bey'in önüne düşüyor. Neden? Hiçbir yerde yazmadan bana cevap veriyor. Nasıl beceriyorsun? Malum mu oldu? Anadolu Ajansı kendine özel yolluyor ama abonelere yollamıyor. Fahrettin demek yasak. Altın makas diyorsun. Altın makasın makasını makaslıyor adamlar. Öyle bir rejim inşa ettiler. Abdülhamit'in yaptığının benzerini, fersa fersa ötesini 2022 yılında yapıyorlar ha. 1878. Dönüyoruz diyoruz ki sen gittin,
Parlamentoyu kapattın, 30 yıl kapalı tuttun. Canı isterse kapatıyor, çalıştığı zaman da dayatıyor. Şurada insanlar kendi iradeleriyle bir nükleer denetleme kanunu çıkaramıyorlar. Türkiye'ye ikinci basın bayramını müjdelemek mecburiyetindeyiz. Ne zaman yapılırsa, Haziran 2023 ise o zaman, yaz aylarına denk gelir. Erken seçim olursa, ne zaman yapılırsa o zaman, seçimin gününü ikinci basın bayramı olarak kutlayacağız. Çünkü ikinci kez baskı, ikinci kez sansür, ikinci kez basının karşısındaki bu büyük zulüm sona ermiş olacak. Ve iki basın bayramını ayrı ayrı tarihlerde kutlayacağız. Bence Türkiye'ye yakışır. Dün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İstanbul seçimlerinde parlayan hatibi Ali İhsan Yavuz, Uşak'ta yine mikrofonu eline aldı. Hiçbir şey olmamışsa bir şey olmuştur sözünü aratmayacak sözler sarf etti. Ama orada bir şey söyledi. Hasar aldık dedi. Hasar aldık, çok önemli bir tespit. Hasar almak bir yana, biz aldığımız hasarla Türkiye'de ekonomi gemisini karaya oturttunuz siz. Milletçe hasar aldık. Esnafı, memuru, çiftçisi, işçisi, işsizi, genci, herkes hasar aldı. Gemi karaya oturdu. Liyakatsiz bir kaptan ve onun atadığı kaptancıklar gemiyi karaya oturttular. Ve genel başkanları milletvekillerini topluyor. Diyor ki, ekonomide yaptıklarımızı gidip millete anlatamıyorsunuz. Bayağı da sitemli konuşuyor, sitemli sözler söylüyor. Başka partinin içinden gelen bilgiyi aynen aktarsak bize yakışmaz ama bayağı sitemli konuşuyor. Tamam da ne yapacaklar? Ne yapacak milletvekilleri? Gidip anlatmıyorsunuz diyor. Anlatılacak şey mi? 23 Eylül 2021 günü mazot 7 lira 23 kuruş. Bugün 18 lira 94 kuruş. 1.44'te salı gününden geçerli geliyor. Yani 20 lira 23 kuruş gibi bir şey bekleniyor. Salı günü 20 lirayı geçecek mazot. Neyi gidecek anlatacak adam? Ekonomide yaptıklarımızı anlatmıyorsunuz diyor. Nasıl söyleyecek? Biz sizin inadınızdan, damadınızın size talimatlarınızı yerine getirdiği dönemde aslında faizleri iyi yönetimle düşürmemiz gerekirken zorla düşürdük diye dolar fırladı. Önce o dolar fırlamasın diye 128 milyar doları cayır cayır yaktık. O para da bitince, başka da imkan kalmayınca doları 18 liralara kadar fırlattık. Sonra aman zenginler, siz endişe etmeyin, doların arttığı kadar faizinize fark verecek bu garibanlar hazineden diyerek zenginleri ikna ettik. Oradan döndü, 10 liraya kadar düşürdük. Ama yine saçmalamaya devam ederek 14.5'a yine çıkardık. Olan hep gariban oluyor mu desinler? Mesela size verilen zamlar Ocak ayı enflasyonuyla bitti. Temmuz'a kadar avcunuzu yalayacaksınız mı desinler? Ne desin yani, ne desin gidip? Ekonomiyi öyle yönetiyor ki Recep Tayyip Erdoğan, gübrenin çuvalı 3.5 kat arttı diye buğday ekemiyorsun, sebebi budur mu desinler? 1.5 sene önce Manisa'dan Mehmet abi arıyor, kuru fasulyeci. 85 liraya aldığım tüpü 360 liraya alıyorum diyor. Nasıl iş diyor. Onu mu anlatacak? Daha geçen sene 130 lira oldu tüp, 80 liralık tüp 130 oldu diye biz söylüyorduk. 350 lirayı geçmiş. Bunu mu anlatacaklar? Gitmez tabii. Yani sen istediğin kadar kız, istediğin kadar söyle, gidiyor gibi yapar, ortalıkta görünmez. Toplantı diye gider AK Partililerle, kendisini üzmeyeceklerle konuşur. Zaten biri üzdü mü Mahir Ünal ne yapıyor biliyorsunuz. Önce dışarı, sonra mevcutlu olarak il başkanlığında sorgu. Sonra kayıt, servis. O yüzden durum Recep Tayyip Erdoğan'ın gördüğü gibi değil. Aynı Abdülhamit'in Yıldız Sarayı'ndan göremediği gibi. Yasaklamakla da olmuyor. Çünkü artık mızrak çuvala sığmıyor. Ve Recep Tayyip Erdoğan dün kadem toplantısında
hepimizin gözünün içine baka baka ve çok emin değilim ama %99 prompter'dan okuya. Dedi ki, bunlar kadın cinayetlerinde bile ayrım yapıyorlar dedi. Başak Cengiz de neredeydiniz dedi. Şaşırdık kaldık. Kimdi Başak Cengiz? Biz niye atlayalım? İması şu, o utanmadan söyledi, ben de tekrarlayayım. İması Başak Cengiz'in başörtülü olması. Ve diyor ki bu kendisinin karşısındaki zihniyet olarak nitelendirdikleri bizleri. Bunlar diyor başı açık kadın öldürülünce diyor. Sahip çıkarlar diyor. Başı kılık kapılıyor. Neredeydiniz Başak Cengiz'de? Bakın. Sadece bütün milletvekillerinkini girip bakabilir herkes zaten. Sadece genel başkan. Başak kızım çok üzgünüz, çok öfkeliyiz diyor. Paylaşmış. Bir de kadın kolları başkanımızın hesabından göstereyim. Sayın Genel Başkan Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyaretinde bulunuyor. Sarıldığı da annesi. Hiç ortada yoktunuz diyor ya. A Haber'de bu haberi montajlayacak arkadaş. Senin vicdanına sesleniyorum ya. Yayınlattırmazlar da. Hani herhalde A Haber'de TVNET'teki arkadaş bunu görünce bu ham kaset gider herhalde değil mi? Ya biz ne olduk, nasıl bir siyasete hizmet ediyoruz diye söyler. Ayrım yapar bunlar diyor. Başak Cengiz'de diyor niye sahip çıkmadınız diyor. Diyecek bir söz bulamıyorum. Diyecek bir söz bulamıyorum. Bu açıklamayı yapmak zorunda bırakıldığım için utanç duyuyorum. Bu kadar mı kötüsünüz ya? Bu kadar mı kötüsünüz? Çünkü o hesabı şu. Ben bunu söylerim. Bana lazım olan kitlede A Haber'den, Yeni Şafak'tan, bana müzayir televizyon kanallarından, gazetelerden bunu doğruymuş gibi okur. İşin esasını istedikleri kadar anlatsınlar, bizimkiler vermez. Böylelikle başörtülü birisi cinayete kurban gitti mi, onu anmayan, ortalıklara çıkmayan bir muhalefetin olduğuna inandırırım. Bu inananlar aç da olsalar bana oy verirler diyor. İşsiz de olsalar bana oy verirler. Çünkü diyor bu kadar büyük bir vicdansızlığa oy vermezler diyor. Oysa o kadar vicdansız olan kimse yok ki. Böyle büyük bir yalanı söyleyebilecek kimse yok bizim içimizde. Bizim içimizde bir ölümü ve bir inancı, inançtan dolayı tercih edilen bir yaşam biçimini ölümde bile ayrı görecek kimse yok. Bizim içimizde şehidin tabutunu alıp bir eline mikrofon alacak ve siyaset yapacak kimse de yok. Öyle bir namussuzla bizim siyaset yapma imkanımız asla olmadı, olmaz, olmayacak. Biz eğer ki böyle başörtülü diye bir kadın cinayetini anmayacak bir namussuz olsa içimizde, biz onlarla aynı partide olmayız. Partinin genel başkanı eve kadar gitmiş. Neredeydiniz diyor, neredeydiniz? Buradayız da sizin vicdanınız nerede acaba ya? Biz buradayız. Ayrıca dün kabinede bir FETÖ kontenjanı olduğundan bahsetmiştim. Bekir Pakdemirli görevden alınır alınmaz Tarım Bakanlığı'na FETÖ operasyonu yapıldı. Tarım Bakanlığı, MİT Başkanlığı'nın yaptığı tespitler sonrası geçen Aralık ayında üst düzey bir bürokratı görevden almış. Ankara Başsavcılığı da konuyla ilgili soruşturma başlatmış ve durmuşlar. Ne zaman bakan değişikliği oldu? Tarım Bakanlığı'nda 7'si aktif 9 bürokrat hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanlar arasında baş müfettişler, iç denetçiler, uzmanlar ve müdür yardımcıları var. Peki Pakdemirli bu operasyonun neresinde? Neden ta o günden bugüne kadar beklendi ve Pakdemirli gider gitmez yapıldı? Peki Cahit Özkan dün Pakdemirli'yi kürsüde öve öve bitiremiyordu. Bu konuda bir diyeceği var mı? Ben
Hiçbir bakanın arkasından o kadar ağladığını da görmemiştim Cahit Özkan'ın. Ormanlar yanarken adım atmayan, orman yangınları için neden uçak bulundurmuyorsunuz deyince bu coğrafyaya uçak lazım değil deyip orman yangınlarının üçüncü günü dünyada uçak aramaya çıkan, çiftçiye bir yıllığına 47 milyar lira borç takan, bugüne kadar verilen, kanunda yazan %1 verilseydi ödenmesi gereken dolar üzerinden topladığınızda 960 milyarken 228 milyar TL ödeyen ve geri kalan parayı çiftçiye değil zenginlere veren bir hükümetin bir bakanı gitmiş, bir bakanı gelmiş. Hiçbir fark olmayacağına kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü gücünü, kudretini bir mürekkepten alan, Cumhurbaşkanı'nın kaleminin ucundaki mürekkepten alan kimse milletten korkmaz. Ondan korkarlar, milletten korkmazlar. Bugün bakanların parlamentodaki milletvekilleri tarafından erişilir olmaması da, onlara vatandaşın ızdırabını anlatamayan iktidar milletvekillerinin yakarışı da bu sebeptendir. Bütün hepsinin sebebi bu tek adam rejimidir. Zeytinlikler gündemimizde, Türkiye'nin dört bir tarafında, bugün de memleketin Manisa'da, Akhisar'da, Ege Çep'in önderliğinde protestolar yapılıyor, yapılacak. Keşke kanun olsaydı burada yine direnirdik. Bir kez daha hatırlatıyoruz. AK Partili milletvekillerinin de defalarca gayret göstermesiyle 11 yılda 4 kez geri çektirilmiş maddeyi gece yarısı yönetmelik olarak yayınladılar. Kanun gerektiği açık. Danıştay'a iptal başvurusu yapacağız. Ama Danıştay'ın bir an önce karar vermesi lazım. Yapıldı iptal başvuruları. Karar vermesi lazım. Yürütmeyi durdurma bekliyoruz. Yoksa bu yamyamlar, yamyam madenciler gidecek orada, zeytinlikleri kesecek, sen kararı versen de kurtaramayacağız. Yetmezmiş gibi dün akşam doğal sit alanları içinde, doğal sit alanları içinde aynı şey geldi. Yani alelade zeytinliği bırakın, öyle yerler vardır ki anıt ağaçlar vardır, doğal sit alanı ilan edilir. Çok özel bitki örtüsünün olduğu yerler vardır, doğal sit alanı ilan edilir. Onlar için de aynı maddeyi getirdiler. Bunun için de ayrıca başvuracağız. Ama Danıştay bir an önce harekete geçmelidir. Kesilecek her zeytinin, geri getiremeyeceğimiz her zararın hesabı bu vakitten sonra Danıştay'dan sorulur. Bu sebepten dolayı bir kez daha hem Danıştay'a çağrımızı yeniliyoruz. Hem vicdanı olan ve geçirebiliyorsa bu sarayın duvarlarından sesini geçirebilen herkese, sözünü dinletebilen herkese söylüyoruz. Bu karar anayasaya aykırıdır. Bu karar Türkiye'nin binlerce yıllık anıt ağaçları da dahil pek çok varlığını tehdit etmektedir. Lütfen bu karardan bir an önce geri dönülsün ve Danıştay da bir an önce görevini yapsın. Erdoğan'a aşık olduğunu söyleyen Ethem Sancak, son derece yakın bir iş insanı. Erdoğan'dan zaman zaman reis, zaman zaman patron diye bahseder. Bir televizyon kanalını almış gitmiş. Kanalın çalışanları da o satıştan önce sıkıntısı çok. Demişler ki derdimizi size anlatalım. Ne derdi yahu demiş. Benim bu işlerle alakam yok. Patron al dedi, biz aldık demiş. Patron al deyince gazete alan, televizyon alan, reis ne derse onu yapan, övgüler düzen Ethem Sancak, Rus TV kanalına verdiği röportajda, NATO üyeliği Türkiye'nin geçmişten gelen ayıbıdır. NATO geçmişten gelen bir kanserdir, urdur. 2016'da darbeye kalkışan da NATO'dur. Rusya'yı savunan Sancak, Ukrayna'nın kullandığı SİHA'lara ilişkin de bayraktarları satarken böyle kullanılacağını bilmiyordu. Bir kez bunu içerikten önce hangi yetkiyle söylemiş? Bayraktar firmasının sahibi kendi değil, başkası. Kararı veren devlet, yöneticiler. Bunları bundan bilmiyorduk derken hangi yetkiyle söylemiş? Rus kanalına, NATO'ya en ağır lafları hangi yetkiyle söylemiş?
eski MAO'cu yetkisiyle, eski MAO'cu olmasının etkisiyle ve Recep Tayyip Erdoğan'a yakın olmanın yetkisiyle. Memleketin geldiği hale bakın. 70. yılını kutluyoruz NATO üyeliğimizin. Kutladık. NATO bir savunma ve işbirliği örgütü. Yanlışları, eksikleri vardır, eleştiririz. Kurulduğundan 3 yıl sonra üye olmuşuz, o günden bugüne buradayız. Eğer Ukrayna NATO üyesi olsaydı, Ukrayna'da işgal edilmiş olmayacaktı. Bu dengelerin içinde Türkiye'de nasıl bir kafa gidip de NATO üyeliğinin mur olduğunu söyleyebiliyor? NATO'nun yaptığı yanlışları, eksiklikleri, alamadığı kararları eleştirebilirsiniz. Ama Türkiye'nin içinde bulunduğu ve doğrudan diplomatik skandal olacak bu ifadeleri tutup da paldır küldür söyleyemezsiniz. Birisi de buna haddini bildirsin. Şimdi kendilerinden olmayan herhangi birisi, CHP yöneticisi, milletvekili falan filan bırak, üyesi olmasın. Saçma sapan bir laf eder. CHP ne diyecek bakalım? CHP açıklasın, CHP kınasın. Biden gider oradan başka bir şey saçmalar. 6 ay kendileri susarlar, haberleri ellerinde. 6 ay sonra CHP neden bir şey dememiş? O dememiş mi dememiş? Bak, etem sancak. Yani neye benzetiyor Cumhurbaşkanı'yla kendisini siz biliyorsunuz. Bu lafları etmiş. AK Parti'den biri çıksın konuşsun bakalım. Ne söylüyor? Bir kere de bir sizden duyalım bakalım biz. Bu işler nasıl oluyor diye. Ama böyle bir şeyi duymazsınız. Ama günü gelince yine ellerinden geldiğince yalanla, dolanla, iftirayla, montajla bir şey koyarlar ve bize saldırmaya devam ederler. Ömer Çelik'ten bir özür, bir utanma, bir geri çekilme gördünüz mü? Yok. Montajlı videoyu koymuş, altına 3 tweet küfür yazmış, haber kanallarını özel arattırmış, bu tweetim haber olsun diye. Bizim ne dediğimiz yok, onunki var. Çocuk diyor ki ayıptır ya, bu kadar da yalan olmaz. Niye montajlıyı kullandınız, benimkini kullanmadınız? Bir yerde haberini gördünüz mü? Yok. Utanmak yok, sıkılmak yok. Ömer Çelik, bildiğiniz Ömer Çelik. Sıkılmadan, utanmadan devam ediyorlar. Ama vatandaş bu kadar yalanı haberdar olmadığından bile hissederek hesabını soracak sizden. İstediğiniz kadar verdirmeyin. Seçmenin öyle bir feraseti vardır ki, vatandaşın öyle bir bilgeliği vardır ki, o kimin samimi, kimin samimi olmadığını, kimin yalancı, montajcı, kimin gerçekten vicdanlı olduğunu bilir. Ona göre de karar verir. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Buyurunuz. İYİ Parti Grup Başkanı Sayın İsmail Tatlıoğlu'nun bir açıklaması oldu. Bugün gündemimizde ortak aday ilgili bir isimle çalışma yok değerlendirmesine bulundu. Son durum nedir? Neler söylersiniz? Teşekkür ederim. Sayın Genel Başkanımızın yapmış olduğu, kendi ağzından yapmış olduğu açıklamaları teyit ve tekrar etmiş. Çünkü Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da bugüne kadar adaylığı 6 lider görüştünüz mü ya da 4 lider görüştünüz mü sorularına şu ana kadar böyle bir görüşme yapmadık cevabını vermişti. Sayın Tatlıoğlu'nun söylediği de Genel Başkanımızın hemen her canlı yayında kendisine sorulan bu soruya verdiği cevapla çelişkili bir cevap değildir. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. İyi çalışmalar.